İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkmasında yukarıda verilen faktörlerden hangilerinin etkisi daha fazladır? Şimdi insanlar en başta tamamen nereye bağımlıydı? Doğaya bağımlıydı. O yüzden ilk kültür merkezlerinin ortaya çıktığı yerler hep ılıman iklim koşullarının olduğu ve tatlı su kaynaklarının olduğu yerlerdir. Bu yüzden sorumuzun cevabı iklim koşulları ve su kaynakları. Yani D şıkkı 2 ve 4'tür. Daha sonra yeraltı kaynakları daha sonra dini inançlar etkili olmuştur diye Yeryüzündeki ilk kültür merkezleri yükseltinin az olduğu verimli topraklara ve kartlara sahip bölgelerde kurulmuştur. Haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisi bu genellemeye uymaz? Baktığım zaman 5 numara Çin medeniyeti, Sarırmak ve Gökırmak nehirleri kenarına kurulmuş ovalık bir alandır. 4 numara Hint medeniyeti Ganj ve Indus nehirleri kenarına kurulmuştur ve yine ovalık verimli bir alana kurulmuştur. 3 numara Mezopotamya medeniyeti Fırat ve Dicle nehirleri alan, e, kenarına kurulmuştur ve yine verimli düz bir alandır. 2 numara ise Mısır medeniyeti Nil Nehri kenarına kurulmuştur ve ovalık verimli bir alandır. 1 numara Güney Amerika'da Ant Dağları işaretlenmiş. Burada İnka Medeniyeti vardır. İnka Medeniyeti bir akarsu kenarına, düz bir alana kurulmamıştır. Ant Dağları üzerine kurulmuştur. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı 1 numaradır. Aşağıda verilen medeniyetlerden hangilerinin varlığı coğrafi keşiflerden sonra tüm dünyada öğrenilmiştir? coğrafi keşiflerle özellikle Amerika kıtası ne arkadaşlar? Keşfediyordu. Amerika kıtası da yer alan Maya, Aztek, günümüzde Meksika'da yer alıyor bunlar. Meksika'ya karşı geliyor. Yine Güney Amerika'da yer alan Peru'da kurulmuş olan, günümüzde Peru'ya karşılık gelen alanda kurulmuş olan İnka medeniyetinin dünyadan haberi coğrafi keşiflerle olmuştur. Neden? Çünkü bunlar Amerika kıtasında yer alıyor. O yüzden sorunuzun cevabı C şıkkı, İnka, Aztek ve mayadır. Aşağıda ilk medeniyetlerden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen medeniyetlerden hangisine ait özellik verilmemiştir? İpekli dokuma ve ipek böcekçiliği gelişmiştir. Bu Çin medeniyeti ana ait bir özellik. Patates tarımının yapıldığı ilk yerdir. Patates tarımının ilk yapıldığı medeniyet İnka medeniyetidir. Ganj ve Indus ırmakları çevresinde kurulmuştur. Ganj ve Indus ırmakları çevresinde kurulan Güney Güneydoğu Asya'da yer alan medeniyet Hint medeniyetidir. Piramitler ve hieroglif yazının ait olduğu medeniyetlerdir. Piramitler ve hieroglif resim yazının ait olduğu medeniyet ise Mısır medeniyetidir. Nil Nehri çevresinde kurulan Mısır medeniyetidir. E, baktığımız zaman İnka, Çin, Mısır, Hint medeniyeti gitti. Cevabımız B. Mezopotamya medeniyetidir. Mezopotamya Medeniyeti, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuş bir medeniyettir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda kurulan ilk kültür merkezleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımız zaman 3 numara Asya'nın doğusu burada Sarı Irmak ve Gök Rımak nehirleri kenarına kurulan Çin medeniyeti gösterilmiştir. 2 numara Fırat ve Dicle nehirleri kenarına kurulan Mezopotamya medeniyetini göstermektedir arkadaşlar. Mezopotamya. 1 numaralı alan ise günümüzde Orta Amerika'ya, Meksika'ya karşılık gelen, günümüzde Orta Amerika'ya, Meksika'ya karşılık gelen Maya medeniyetinin kurulduğu alan gösterilmiştir. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1 Maya, 2 Mezopotamya, 3 Çin olacak. Bu da nerede mevcut? D şıkkında mevcut. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Etnik, dil ve din özellikleri bakımından çeşitlilik gösteren Afrika kültürü bölgesi 19. yüzyıla e kadar diğer kültür bölgelerinden izol olarak yaşamıştır. Bu durum üzerinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Şimdi 19. yüzyıla e kadar Afrika kültürü bölgesinin diğer bölgelerden izol olarak yaşamasının sebebi Büyük bir kısmında Afrika'nın çöllerle kaplı olması ve balta girmemiş sık yağmur, tropikal yağmur ormanlarının yer alması arkadaşlar etkili olmuştur. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 A şıkkıdır. Yukarıda verilen ülkelerden hangileri Afrika kültür bölgelerinde yer alır? Mısır kıta olarak Afrika kıtasındadır ama Afrika kıtasının kuzeyindedir. Afrika kıtasının kuzeyi İslam kültürü bölgesi içerisinde yer alır. Nijerya bir Afrika ülkesidir ve Afrika kültürü bölgesi içerisinde yer alır. Suudi Arabistan, Arabistan da yer alır ve İslam kültürü bölgesi içerisinde bulunur. Kongo ise yine bir Afrika ülkesidir ve Afrika kültür alemi bölgemi, bölgesi içerisinde yer alır. Bize Afrika kültür bölgelerinde yer alanı sorduğu için sorumuzun cevabı 2 ve 4 yani D şıkkıdır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerinin kültürel özellikleri birbirine daha fazla benzerlik göstermektedir? Baktığım zaman 3 numara Rusya Slav Rus kültürü bölgesi içerisinde. Olur. 5 numara Avustralya Batı yani Avrupa kültürü bölgesi içerisinde olur. 4 numara yine Somali çevresi falan verilmiş arkadaşlar. Burası Afrika Kültür Bölgesi içerisinde yer alır. 2 numara Şili'dir ve Latin Amerika Kültür Bölgesi içerisinde yer alır. Bir numara günümüzde Meksika'ya karşı geliyor Orta Amerika. Burası da Latin Amerika Kültür Bölgesi içerisinde yer alır. Baktığımız zaman aynı kültür alem bölgesi içerisinde yer alan 1. Meksika ve iki Şili'dir. İkisi de Latin Amerika kültürü bölgesi içerisinde yer alır ve kültürel özellikleri birbirine daha fazla benzerlik gösterir. Bu yüzden sorunun cevabı A şıkkı 1 ve 2'dir. Doğu Avrupa'dan Kuzey Asya'ya kadar geniş bir alanı kapsar. Bu kültürün şekillenmesinde İskandinav ve Bizans medeniyetlerinin etkisi fazladır. Bizans kültüründen miras kalan Hristiyan kültürü bölgede etkilidir bazı özellikleri verilen kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa'nın doğusundan Kuzey Asya'ya kadar yani Asya'nın kuzeyini kapsayan kültür bölgesinin arkadaşlar günümüzde Rusya ülkesinin bulunduğu Slav Rus kültür bölgesidir. Sorunuzun cevabı A şıkkıdır. Pasifik kültür bölgesi Büyük Okyanus'u kapsar. Doğu kültür bölgesi Çin kültür alemini kapsar. Latin Amerika kültürü bölgesi Güney Amerika'yı ve Orta Amerika'yı kapsar. Hint kültür bölgesi de Hindistan'ın bulunduğu alanı kapsar arkadaşlar. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı A şıkkı Slav Rus kültür bölgesidir. Bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin izleri aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz? Ant dağların yüksek kesimlerinde kurulmuştur. Taş işçiliğinde gelişmiştir. Tarım faaliyetleri gelişmiştir. Patates üretimi ekonomide önemli yer tutar. Ant dağları üzerine kurulan ve patates tarımının üretiminin önemli olduğu medeniyet arkadaşlar İnka medeniyetidir. İnka medeniyeti Güney Amerika'da Güney Amerika'da Ant dağları üzerine kurulmuştur. Bu alan günümüzde Peru'ya karşılık gelir. E şimdi bu kültür merkezleri Peru'da vardır. E Bolivya, Ekvator, Şili'de Güney Amerika'dadır ve Peru'nun komşularıdır. İlla ki bu ülkelerde de bu kültürün üzerine rastlanır. Ama ABD Güney Amerika'da değil Kuzey Amerika'dadır. Ve bu İnka medeniyetinin izlerine daha az rastlanır hatta yer almaz diye biliriz. Bu yüzden sorunun cevabı B şıkkı ABD'dir. Aşağıdaki tabloda bazı kültür bölgeleri içinde yer alan ülkeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi de hata yapmıştır? 1. Avrupa, Kanada, İtalya, Avustralya. Avrupa kültür bölgesi ABD yani Kuzey Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı, Avrupa'yı, Avrupa'yı ve Avustralya çevresini kapsar. Kanada, İtalya, Avustralya. Doğru. 2. Hint, Malezya, Bangladeş, Endonezya. Güneydoğu, özellikle Hindistan ve çevresindeki ülkeler Hint kültürü bölgesi içerisindedir. Doğru. 3. Çin. Güney Kore, Japonya, maalesef. Evet Asya'nın doğusu Çin ve çevresi nedir? Çin kültürü bölgem içerisindedir. Yani doğu kültürü bölgesi içerisindedir. Doğru. 4. İslam, Fas, Tunus, Cezayir. Fas, Tunus, Cezayir Afrika'nın kuzeyinde yer alır ve Afrika'nın kuzeyi İslam kültürü alemi içerisindedir. Doğru. 5. Pasifik, Şili, Ekvator, Peru. Şili, Ekvator, Peru Güney Amerika'da yer almaktadır ve Güney Amerika Latin Amerika kültürü bölgesi içerisinde yer alır. Pasifik kültür bölgesi içerisinde yer almaz. Pasifik kültür bölgesi Büyük Okyanusu kapsar arkadaşlar. Büyük Okyanustaki adaları kapsar ve en küçük kültür alemi olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden 5 numara da hata yapılmıştır. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Kültürler ve kültür bölgelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Kültürlerin nesilden nesile aktarılması da en önemli unsur dildir. Evet, dil kültürlerin aktarılması da en önemli unsurdur. B. Kapladığı alan bakımından en büyük kültür bölgesi Avrupa kültürü bölgesidir. Evet, Avrupa kültürü bölgesi Avrupa'yı, Kuzey Amerika'yı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı için alır. Doğru. C. Cami, kilise, sinoko gibi ibadethaneler kültürün somut unsurlarındadır. Evet, bunlar somut şeylerdir ve kültürü oluşturan somut, maddi unsurlar arasındadır. D. Nüfus bakımından en kalabalık olan kültürü bölgesi Rus Slav kültürü bölgesidir. Harika arkadaşlar. Işte. Nüfus bakımından en kalabalık olan özellikle Çin, Hint kültürü bölgesi ve yine Avrupa Batı kültürü bölgesi yüz ölçüm oldukça geniş olduğu için bu kültürü bölgelerdir. D şıkkımız yanlıştır. E kültür bölgeleri komşu kültürleri etkiler ve onlardan etkilenir. Tabii ki de komşundan etkilenirsin de etkilenirsin de etkilersin de. E şıkkımız da doğrudur. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı D şıkkıdır.